Hatay'da 8 Ekim 2020'de Şen kardeşler evlerinde öldürülmüş olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Çifte cinayete sır perdesi aralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi ise kan dondurdu. Şen kardeşler cinayetindeki sır perdesi aralandı. Hatay Antakya'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de evlerinde vahşice katledilmişti. Hatay'da jandarma suç araştırma timleri yaklaşık 16 ay boyunca adeta bir dedektif gibi çalıştı ve Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşleri öldüren kişinin bakıcıları olmadığını tespit etti. E, evdeki bakıcı olan Emel Şen e, ama Emel Cengiz Serbest kaldı. Benim babamla amcamın katili kim diye sormuştu. Yayınımız sırasında e, özel bir ekip kuruldu. JASAT ekibi kuruldu ve e, konu dikkatlice incelenmeye başlandı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında çifte cinayet gündeme taşındı. Kardeşlere ait 5 cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıktı. JASAT timleri kayıp telefonların peşine düştü. Sedat Sevin verdi ifadesinde. Dedi ki evet... ...biz Şen kardeşlerin evine üç kişi olarak gittik. Bu kişilerden biri de Mustafa Marangozoğlu'ydu. Telleri kestik. Eve de Mustafa ile adını bilmediği bir arkadaşı girdi. Ben sadece gözcülük yaptım. Ee, Mustafa Marangozoğlu ve arkadaşı, o ismini bilmediğim arkadaşı dışarı çıktıklarında... ...sadece kafalarına vurduk diyerek kendisine, olayı bana olayı anlattılar. Operasyon düğmesine basan JASAT timleri Sedat Sevim ve Mustafa Marangozoğlu'nu gözaltına aldı. Bu Sedat Sevim cezaevine giriyor... Bu marangoz oğluyla cezaevinde tanışıyor. Parasızlar ya herhalde evinde antik eşyalar var falan diye cezaevinde konuşuyorlar. Zanlılar kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin amcanın Alaaddin köyündeki evine de giderdim. Kendisi yurt dışında yaşıyor ya bana çikolata bisküvi tarzı yiyecekler verirdi 10 yıl Allah önce demiş.